Eğitim setimize hoş geldiniz. Ben İzzet Alşan. Bu eğitim setimizde sahnemizdeki villamızın görselleştirmesini göreceğiz. Nasıl görselleştiririz bir villa modelini? Kaplamalarını, ışıklandırmasını, peyzajı nasıl yapılabilir? Gece gündüz aydınlatması nasıl olabilir? Bunları göreceğiz tek tek. Elimden geldiğince bütün detaylarıyla anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kullanacağım teknikler tamamen basite indirgenmiş ama etkili sonuçlar alabileceğiniz teknikler olacak. Dolayısıyla hem yeni başlayan arkadaşlarımız için, hem orta düzeydeki arkadaşlarımız için, hem de bir villa nasıl görselleştirilir, nasıl gece, nasıl gündüz render alınır, bunları merak eden arkadaşlar için bu eğitim setimiz birebir bir eğitim seti. İnşallah eğitim setinin sonunda Photoshop kısmına da, post prodüksiyon aşamasında da çok güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla bu dersi satın alarak, bu eğitimi satın alarak iyi yaptığınızı düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı olacaktır. Dilerseniz sözü fazla uzatmadan hemen dersimize başlayalım. İlk olarak Alt W tuşuna basarak ekranı büyütüyorum. Ekranı büyüttükten sonra arkadaşlar, bu arada bir dipnot. Bu eğitim setini izlemeden önce isterseniz izzetalşan.com'a girip Studio Max ile villa modelleme eğitim setini indirebilirsiniz. Buradan Facebook, Twitter ya da Google Plus hesaplarınızdan bir tanesiyle sayfayı beğenerek, içeriği beğenerek online olarak dersleri izleyebilirsiniz. Ya da 3dokul.com sitemize gelip buradan üye olursunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra sepete atarsınız. Satın alır gibi eğitim setini satın alırsınız. Herhangi bir ücret ödemeden ve eğitim setimizi indirebilme hakkına sahip olursunuz. Dediğim gibi bu eğitim setimizden önce mutlaka Studio Max ve AutoCAD ile villa modelleme eğitim setimizi bir izleyin derim. Aklınızda soru işaretleri varsa villa modellemeye yönelik böylelikle gidermiş olursunuz. Bu da eğitim setimizde de inşallah hem gece hem gündüz render nasıl alacaksınız, nasıl güzelleştireceksiniz bunları göreceksiniz. Hemen başlayalım. İlk olarak kaplamayı yapacağız arkadaşlar. Kaplama olarak zeminimizi çim yapacağım. Fakat bu zemini daha sonra Photoshop'ta düzelteceğiz, çimi düzelteceğiz. Photoshop'ta ekleyeceğiz çimi. Dolayısıyla standart bir çim eklememiz yeterli olacaktır. Binamızı kaplayacağız güzel bir şekilde. İlk olarak yapacağımız işlem, buradan Material Editor'a geliyorum. Kısa yolumuz neydi? M'ydi. Bilmeyen arkadaşlar için hemen söyleyelim. Şimdi bu sahnemizin tamamına Ctrl A ile seçelim. Ben en baştaki materyali atadım arkadaşlar. En baştan zaten atamıştım. Bu arada L'ye basarak left ekrana geçiyorum. Dilerseniz bir kameramıza bakalım. Kameramız burada. Gördüğünüz gibi. Aynı zamanda kameranın üzerinde Camera Correction Modifier mevcut. Şöyle bakabilirsiniz. Bu kamera correction yani kamera düzeltme modifier'ını eklemek için şöyle yapabilirsiniz. Select kamera diyebilirsiniz. Şöyle silelim. Sağ tıklıyoruz. Apply camera correction modifier diyerek basitçe yapabiliriz. Zor bir işlem değil. Açımızı belirledik. Burada villamızı kapladıktan sonra bir tane sola doğru kopyasını oluşturacağım. Böylelikle sahnemiz dolu olarak görünecek. Şimdi tekrar M'ye basarak material editörümüzü açalım. Buradaki materyale geliyorum ve duvar diyorum. Standarta tıklayalım. Ne kullanacağız? V-Ray materyal. Ama bir bakıyoruz ki V-Ray seçili değil. Önce bir V-Ray render motorumuzu seçelim. Render Setup bölümüne geliyorum. Buradan Assign Renderer. V-Ray'i seçiyorum. Arkadaşlar burada kullandığım V-Ray'miz V-Ray 2.4. V-Ray 100'dan pek bir farkı yok. V-Ray 100'ın bir tek arayüzünde ufak değişiklikler söz konusu. Fakat orada Basic, Advanced ve Expert modlarına tıklayarak burada mevcut olan ayarları açabilirsiniz. Burada ayarlarımızın tamamı kendiliğinden açık. Orada ise ayarlarımız Basic, Advanced ve Expert modu altında sıralandırılmışlar. Yani çok bir fark yok. Doğru ayarları yaparsanız arkadaşlar aynı sonuçları elde edersiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Şuradan bir gamamıza bakalım. Gamamız kapalı. Dikkat edin. Gamayı 1 olarak alacağız. Tekrar standarta tıklıyorum. Ve buradan V-Ray materyali seçiyorum. İlk olarak arkadaşlar duvarımızı kaplayacağım. Yani binamızı. Şuradan sarımtırak renklerde bir renk verelim. Biraz da şöyle verelim.
Evet, güzel gibi. Binayı seçiyorum komple. Ve atıyorum. Tam sarı değil, krem rengi de değil. İşte arada bir renk arkadaşlar. Şimdi difuzu verdik. Difuz rengimiz bu. Reflection'dan biraz yansıma verelim. Okey diyorum. Ardından Highlight Glossiness değerimizi açalım. Aktif hale getirelim. Biraz düşürelim. İki kere tıkladıktan sonra arka fonu 0,2 yapalım. Reflection Glossiness'ı da ayarlayalım. Yansıma parlaklığımız. Genelde 0,85 kullanırım arkadaşlar. Subdivision olarak direkt elden giriyorum. 16. Gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle render alalım. Bu arada frame buffer'ımız açık. Gördüğünüz gibi frame buffer'ı kapatmamız lazım. Gamma'yı 2,2 olarak bize gösterecektir. Şuradan kapatalım. Bu küçük penceremizi de kapatmak için Settings bölümüne geliyorum. Show Window'dan kapatıyorum. V-Ray logları arkadaşlar. Bazen sinir bozucu olabiliyor. Evet, istediğim şekil bu. Güzel. Şimdi sadece bu yeterli değil tabii ki. Bizim burada istediğimiz şey villamızın biraz daha plastik boya atanmış gibi duvarın biraz pürüzlü olması arkadaşlar. Bu işte arkadaşlar ister istemez yaptıkça en iyisini elde etmeye çalışıyorsunuz ve en iyi sonucu. Dolayısıyla bu kadar uğraşmamın asıl sebebi bu. Yani size doğru bir sonucu gösterebilmek. Bu tarz hatalar yaptığımız iyi oluyor render esnasında. Bir de arkadaşlar bu eğitim setleri önceden hazırlanmıyor. Yani önceden hazırlayayım, doğru sonucu bulayım, sonra size anlatayım gibi bir şey değil. Tamamen bilgim ölçüsünde sizlere anlatıyorum. Yani ders o an işleniyor arkadaşlar ve o an yapılıyor. Bütün o ayarlar o an yapıyoruz. O yüzden bu tarz hatalarla karşılaşıyoruz. Bunu yapmamın sebebi de bu. Hatalarla karşılaşıp bu hataları düzeltmek. Dolayısıyla siz de bu hatalarla karşılaşırsanız eğer sizin de bu hataları düzeltebilir duruma gelmeniz. Amacımız bu zaten. Zaten düşünün en başından eğitim setini hazırlasam, en doğru sonucu bulsam, işte eğitim setini hazırlarken de işte bu böyle, bu böyle, bu böyle, bu böyle şeklinde anlatıp sonucu çok güzel bir şekilde size sunsam pek doğru bir sonuç olmaz. Çünkü siz yaparken bir hata yapabilirsiniz, bir şey olabilir. Doğru sonuca ulaşamayabilirsiniz. Benim aldığım sonuçla aldığınız render sonucu aynı olmaz. Dolayısıyla hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama ben yaparken benim hatalarımı görürseniz eğer, benim hatalarımı yaptığım hataları görürseniz ve ben bu hataları nasıl düzeltiyorum bunları da görürseniz eğer, ister istemez sizin de bu konuda gelişmeniz iyi olacaktır. Gelişiminize katkıda sağlayacaktır. İnşallah faydalı oluyordur diye düşünüyorum. Dediğim gibi şu an için herhalde artık gündüz renderimiz sona eriyor diye düşünüyorum. Bu dersten sonra geceye geçeceğiz. Gece aydınlatması için V-Ray light'lar kullanacağız. Yine hiç sistemimizi bozmayacağız arkadaşlar. Zaten bu hazırladığım sistemin, düzeneğin güzel tarafı bu. Sistemimizi bozmadan gece render de alacağız. Sadece ışık tonları ve arka fonda kullandığımız kaplama türünü, gökyüzü türünü değiştireceğiz. Ve sahnemize ekstradan ışıklar yerleştireceğiz. Son bölümümüz olan Photoshop'ta post prodüksiyon aşamasına hoş geldiniz. Bu dersimizde renderlarımızı düzenleyeceğiz. Hemen File menüsü altından Open diyerek ya da ekrana iki kere tıklayarak açabiliriz. Render klasörü içerisinde kaydetmiştik renderlarımızı. 001 gündüz renderı, 002 gece. Önce bir ikisini de açalım ayrı ayrı, bir görelim sonuçlarımızı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gündüz renderimiz bu. 40 dakika kadar sürdü. Gece renderimiz ise bu. Gayet güzel bir sonuç bana göre. İnşallah Photoshop'ta düzenledikten sonra daha güzel olacaktır. Bunun süresi de yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika kadar sürdü arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ikisini de ayrı ayrı düzenleyeceğiz. İlk olarak gündüz renderimizle başlayacağız. File Open diyorum tekrardan. Reflection ve diğer elementleri seçiyorum ve aç diyorum. Bu işlemden sonra sırasıyla hepsini üst üste atacağım arkadaşlar. RAW Reflection'ı önce tutuyorum, sürüklüyorum, bırakıyorum. Şuradan göze tıklayarak gizleyelim. Üst layer'dayım şu an. Reflection'dayım. Hizaladım. Şurada adını değiştiriyorum iki kere tıklayıp. Ref dedim. Kapatıyorum. Refraction alalım. Kırılma
olan elementimizi refract edelim burada. While color'umuzu alalım. While color'u kullanmamızın sebebi ana resim üzerinden seçimlerimizi kolaylaştırmak amacıyla arkadaşlar. Ve z-depth'imizi alalım. Bunu da söylemiştim size. Sis ve benzeri şeyler yapmak için kullanacağız. Tamamdır. Buna z diyorum. Direkt buna ve color diyorum. Şimdi z-depth'i şöyle alta alalım. Background'umuzu aktif hale getirelim. Şu şekilde duplicate yaparak kopyalıyorum. Ve alttakini gizliyorum. Hoş geldiniz. Bu dersimizde gece renderimizi düzenleyerek eğitimimizi sona erdiriyoruz. Hemen renderlarımızı açalım. 002 Shift'e basılı tutarak hepsini seçiyorum. Aç diyorum. Evet. İlkinde yaptığımız işlemleri burada da tekrarlayacağım. Hepsini tek tek ana renderimizin üzerine sürüklüyorum. Evet, gündüz renderinden başlayalım. Arkadaşlar renderimizi aldık. Photoshop'ta düzenlemeyi yaptıktan sonra post prodüksiyonun önemini görüyorsunuz. Daha canlı, daha güzel bir sunum tekniği oluşturuyor. Photoshop'suz Studio Max kesinlikle düşünülemez. Yani bu benim görüşüm değil. Birçok dünya çapındaki uzmanın görüşü. Photoshop olmadan, post prodüksiyon olmadan çalışmaların hiçbiri düzgün bir şekilde olmaz. Güzel bir görüntü elde etmeye çalışırsanız, ne kadar kasarsanız kasın, yine de Photoshop gerekiyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Photoshop'u mutlaka öğrenmeniz gerek. Diğer tarafa bakalım, gece renderimize. Bakın bu ham halimiz, yine Max çıktısı. 1 saat 40 dakika civarında sürmüştü. Çözünürlüğümüz de yüksek. Yani düşük çözünürlük değil, 3200'e 2400'dü. Photoshop'la düzenlendikten sonra yine görüyorsunuz. Burada bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Ne gibi bazı şeyler? İşte ışık koyduğunuzda nereler biraz daha canlı olmalı? Nerelerden ışık vuruyor? Atıyorum gölgeler nasıl olmalı? Yani bunlara dikkat ettiğiniz zaman sonuç güzel olacaktır diye düşünüyorum. Eğitimimiz burada bitti arkadaşlar. İnşallah faydalı bir eğitim seti olmuştur sizler için. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.